Hertel'den TV'den yepyeni bir tarifle herkese merhaba. Bugün sizlerle unsuz, yağsız ve şekersiz yeni bir tarif paylaşacağım arkadaşlar. Fit kek yapıyoruz bugün. Uygun bir kasenin içerisine en olgunundan 2 tane muzu ezerek başladım. Hızlı bir şekilde oda ısısında bekleyen 2 adet yumurtayı içine kırıyorum. Karıştırıyorum. Bir iki dakika çırpacağım bu şekilde. Çırptım. Şimdi bir adet orta boy rendelenmiş havucu ekliyorum. Bu tarz tarifler arayışı içerisindeyseniz daha önce kanalımda yulaflı bir bisküvi kurabiye tarifi ve enfes bir brownie paylaştım arkadaşlar. Yakın bir tarifte paylaştım bunların ikisini de. Gerçekten şiddetle tavsiye ederim. Yani o brownie'yi denedikten sonra zaten diğer türünü yapmayacaksınız artık. En azından vicdan azabı çekmeden de brownie yiyebileceksiniz, öyle söyleyeyim. O yüzden o tariflerime de göz atabilirsiniz. Evet, karıştırdım. 2 adet küçük küçük doğramış olduğum kuru incir ve 1 avuç fındığı da ekliyorum. Süt ilave edeceğim. Şimdi şu bardağım, şöyle dökeyim. Şu kadar doldurduğumda daha olmadı. Bu hemen şöyle tamamına doldurduğumda, evet, bir çay bardağı süt yapıyor arkadaşlar. Onu da ekliyorum. Gelelim diğer malzemelere. Şöyle kaşığımı alayım. İki yemek kaşığı Hindistan cevizi. Bir yemek kaşığı chia tohumu. Yemek kaşığı bal. Bunun yerine agave şurubu ya da akçaağaç şurubu da kullanabilirsiniz. Bal. Kabartma tozu 2 çay kaşığı koyacağım. Kabartma tozu yerine karbonat kullanabilirsiniz. Bazı insanlar çünkü kullanmak istemiyorlar kabartma tozunu son zamanlarda. Ve şöyle en dolusundan tepeleme 1 çay kaşığı tarçın. Hatta şöyle yarım daha koyayım. Tarçını severim. Havuçlu keke de yakışır. O da benim bonusum olsun. Tüm malzemelerimiz bunlar. Şimdi bunu güzel bir şekilde çırpmaya devam ediyorum. Hangisiyle rahat yaparım diye düşündüm ama... Baz olarak aslında kekim şu an hazır. Ben böyle bir fırın kabına yapacağım. Çok kabaran bir kek değil. Bunu düşünerek küçük bir kalıba yapmanızı tavsiye ederim. Ya bu şekilde muffin kalıbı kullanın. Ya da olabildiğince en küçük kalıbınızı kullanın. Şimdi ben bunu yağlıyorum. Aslında yağsız bir tarif. Hiç yağ kullanmadık ama siz... Yani bu aşamada biraz toleransım var yağlama konusunda. Eğer bunu da kullanmak istemiyorsanız yağlı kağıt serebileceğiniz bir fırın kabında yapabilirsiniz. Benim küçük küçük bunlara pek yağlı kağıt sermem mümkün değildi. Yani bunu kullanmak istediğim için de yağladım. Ve şimdi paylaştıracağım. Harcı paylaştırdım ve gördüğünüz gibi birer çay kaşığı daha orta kısımlarına bal bıraktım. Ve son olarak da fırınım ısınırken şöyle ortalarına çekirdeğini çıkartmış olduğum yarım hurmayı yerleştiriyorum. Bu arada fırınımı ısıtıyorum 180 derecede. Önceden
ısıtılmış fırının içerisine. Göndereceğiz kekimizi ve 20-25 dakika kadar pişecek kürdan testiyle kontrol edeceğiz her kekte olduğu gibi. Şimdi fırına gönderelim, pişince görüşürüz.